Analiz'den merhaba, ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Bugün tarımda pestisit kullanımını hem gıda güvenliği hem de tarımın sürdürülebilirliği açısından biraz ele alacağız. Özellikle tüketici tarafında artık farkındalık ve bilinç oluşmaya başladı. İnsanlar tükettiği ürünlerin üretim sürecinde sorgular hale geldi. Ürünler doğru şekilde üretiliyor mu? İlaç kullanımı ne durumda? Bizim sofralarımıza bu ürünler gelene kadar hangi işlemlerden geçiyor? Aslında bunlar çok merak edilen konular ama pestisit tarafı belki de en çok konuşulan, tartışılan, hatta zaman zaman ihracat tarafıyla, yani kapılardan geri gönderilen ürünlerle gündeme geliyor. Biz işin biraz o tarafını konuşalım istedik bugün. İki değerli konuğum var. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Koordinasyon Kurulu Üyesi Oya Ayman ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Başkanı Profesör Doktor Uygun Aksoy bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi süremiz sınırlı olduğu için efektif kullanmak adına hemen sorulara başlayacağım. Biraz rakamlarla başlayalım isterseniz. Türkiye'de pestisit kullanımı hangi seviyededir? Bu rakamlar bize ne anlatıyor? Buyurun Oya Hanım. Türkiye'de pestisit kullanımı yıllara göre giderek artış göstermekte ne yazık ki. Şu anda pestisit kullanımı 60 bin ton civarında yılda. Ancak geçmişte kullanımına baktığımızda 40 yıl öncesine, yani 1979'dan 2018 yılına kadar yaklaşık 40 yıl öncesine göre 7 kat artış gösterdiğini görüyoruz pestisit kullanımının Türkiye'de tarımda. Kullanımla birlikte bu maksimum kalıntı limitleri denilen limitler var biliyorsunuz. Yani pestisitlerin belli kalıntı miktarları. Ne yazık ki bu kalıntının da çok çok üstünde yanlış kullanımlar, işte domateste kullanılması gereken pestisitin pamukta kullanımı gibi bir takım yanlış kullanımlar var. Aynı zamanda da pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerinin vücuda verdiği, biyolojik çeşitliliğe verdiği zararlar var. Yani pestisitlerin aslında bütünü maksimum kalıntı limiti olsa da olmasa da çok zararlı. Aynı zamanda pestisitlerin Türkiye'deki kullanımının dağılımına baktığımızda belli iller çok fazla öne çıkıyor. Bu iller sebze ve meyve üretiminin çok yoğun olduğu ve seracılığın da çok yoğun olduğu iller. Mersin, Adana, Antalya, Manisa ve Aydın'da kullanılan pestisit, Türkiye'de kullanılan pestisitin 1/3. Yani bu pestisit miktarı çok çok yoğun olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Dünyada kullanımına baktığımızda da 3 milyon ton pestisit kullanılıyor dünyada ne yazık ki. Hı hı. Aslında burada saydığımız illerde, evet, zaten resmi olarak yayınlanan verilerde de gösteriliyor, haritada gösteriliyor. Aslında burada kullanımda yine çok çok önemli etkenlerden bir tanesi Uludağ Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var. İki araştırmacının yaptığı bir araştırma. Çok ciddi bir sonucu var. Endüstriyel tarımda kullanılan pestisitlerin, yani tarım zehirlerinin, biz bunu tarım zehiri olarak adlandırmayı tercih ediyoruz. Çünkü bunlar zehir. Aslında tarım ilacı deniyor ama zehir. Bir armuda 18 kez, bir elmaya 11 kez, bir şeftaliye 10 kez pestisit uygulanıyor. Hasadına kadar. Evet, hasat bütün süresi. Evet, yetiştiriliş sürecinde hasadına kadar ve bu çok ciddi bir zehir ve bu zehir çok ciddi bir şekilde sofralarımıza geliyor. Peki Uygun Hocam, sizinle devam edelim. Şimdi Oya Hanım da rakamları paylaştı. Pestisit kullanımının özellikle son, evet, yıllarda artışla ilgili, sadece son 4 yıla baktığımız zaman dahi 2015-2018 arasında pestisit kullanımında %54'lük bir artış, resmi veriler bize bunu söylüyor. 39 bin tonlardan geçen itibariyle 60 bin tonu geçmişiz. İşte alt kalemlere baktığımızda insektisitlerde kullanım oranı son 4 yılda %67 artmış, fungisitlerde %44, herbisitlerde de %89'luk bir artış söz konusu. Ortalamasını zaten biraz önce söyledik. Sizce bu artışın temel nedenleri neler? Biz, yani şimdi ekim alanlarımız azalıyor. Evet. Üretimde kısmi olarak azalmalar söz konusu belirli ürünlerde. Ama pestisit kullanımımız artıyor. Neden? Tabii bu çok faktöre bağlı. Birincisi, üretici ürünü riske atmadığını düşünerek bunları kullanıyor. Ancak farkında olmadığı birinci olay, bu pestisitlerin etkisi doğrudan kendisi ve yaşadığı alanı etkiliyor. Yani pestisitlerin 1970'lerdeki ilk olumsuz sonuçları çıkmaya başladığı noktada çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerle bunlar belirlenmiş. Dolayısıyla bizde çiftçi henüz daha bunun
tam anlamıyla, yani çok bilinçli olanlar var ama farkında değil. İkincisi, bunda eğer çok sıkı bir denetim olur, Oya Hanım'ın bahsettiği o limitler aşılıyor mu diye kontrol olup ve bir ceza uygulaması daha sıkı biçimde yapıldığı takdirde üreticinin bundan vazgeçme şansı var. Ancak bir diğer konuda bugün üreticiye bu bilgiyi veren kaynakların ne olduğuna baktığınızda maalesef ilaç bayileri bugün üretici için ana bilgi yolu. Dolayısıyla bu bayilik sisteminde tabii ki çok iyiler mutlaka var ama ne kadar çok satış olursa o kadar avantajlı gibi bir konum da var. Dolayısıyla alan ve satan arasındaki bilginin eksikliği bunun giderek artmasında ana etken diyebiliriz. Şimdi tabii biz burada konuşurken insan faktörü, çevre faktörü, birçok faktör var. Ben de yayın öncesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevresel göstergeler raporuna şöyle bir göz attım. Orada şöyle bir ifade var. Tarım ilacı kullanımı, onlar tarım ilacı olarak belirtmişler. Tarım ilacı kullanımı çevre üzerinde baskı yaratmaktadır diyor. Ve aynı zamanda pestisit kullanımı ile ilgili olarak da bitkisel ürünlerde arı zararlı organizmalarla mücadelede tüm dünyada kabul gören entegre mücadele çalışmalarının yaygınlaştırılması, hasat öncesi pestisit denetim çalışmalarının yürütülmesi, alternatif mücadele yöntemlerinden biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin destekleme kapsamına alınması ve çiftçi tarla okulu gibi eğitim yayın çalışmalarına ağırlık verilmesi Türkiye'de pestisit kullanımı düşürülmesi için Tarım Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalardır. Önümüzdeki dönemlerde bu düşüş olacaktır demiş ama şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın temennisi ve beklentisiyle Tarım Bakanlığı'nın verileri çok uyuşmuyor. Çünkü baktığımız zaman bu raporun yayınlandığı 2016-2017 döneminden bu yana istikrarlı bir şekilde pestisit kullanımı artıyor, düşmek bir yana. Evet. Şimdi demek ki burada bir şeyler yanlış yapılıyor ya da eksik, hatalı, bilmiyorum. Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Aslında alternatif çok. Biz bu konuda Buğday Derneği olarak zehirsiz sofralar mümkün konulu bir proje yürütüyoruz. Bu projeyi de bir kampanya başlattık. Öncelikle pestisitlerin yasaklanması gerekiyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği çok tehlikeli, aşırı zararlı ve kanserojen olduğu kanıtlanmış pestisitler var. Bu pestisitlerin içinde bir takım etken maddeler var. Bu etken maddelerden 13 tanesi çok zehirli ve kanserojen. Bu kanıtlanmış olan 13 etken maddenin yasaklanmasını talep eden bir kampanya başlattık biz. Bu bahsettiğiniz etken maddeler dünyada yasaklı mı? Ya da Avrupa'da, Amerika'da yasaklanmış vaziyette mi şu anda? Bir kısmı yasaklanmış vaziyette, bir kısmı hala kullanılıyor. Peki orada yasaklanmış olanlardan bizim hala kullandıklarımız var mı? Evet. Avrupa'da ya da Amerika'da yasaklanmış. Evet. Çünkü insan ve çevre etkisinden, olumsuz etkisinden dolayı. Evet. Ama Türkiye'de hala kullanılan pestisitler var. Bu anlamda Avrupa'da gelişmeler var. Mesela klorpirifos, yanlış telaffuz etmiyorum değil mi hocam? Klorpirifos ve klorpirifos metil denilen bir pestisit var. Bu daha geçen hafta Avrupa'da yasaklandı, Avrupa Birliği tarafından, fakat Türkiye'de hala kullanımı serbest. Bu zehirin bir an önce yasaklanması gerekiyor ve zararları biliniyor. Birincisi yasaklanmasını bekliyoruz. İkincisi doğa dostu yöntemler var. Pestisitsiz tarım yapmak, pestisitsiz verim elde etmek, pestisit kullanmadan gelir elde etmek mümkün. Bugün bunu yapan Türkiye'de binlerce çiftçi var. Biz bu konuda yine Buğday Derneği olarak Tarım Bakanlığı'ndan bu doğa dostu tarım yöntemlerinin hem biyoteknik mücadele, hem biyolojik mücadele, hem kültürel mücadele, bir takım sistemler var. Permakültür, organik tarımın tarımla birlikte permakültür sistemleri var, tasarım yöntemleri var, onarıcı tarım uygulamaları var. Bu uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda ve entegre zararlı yönetiminin bir an önce hayata geçirilmesi konusunda bir kampanya başlattık, bir imza kampanyası. Tarım Bakanlığı'ndan bunu bekliyoruz. Artı Tarım Bakanlığı'ndan şeffaflık bekliyoruz. Denetimlerin arttırılması, çiftçinin doğa dostu tarım yapması konusunda yüreklendirilmesi, desteklenmesi ve özendirilmesi konusunda adımlar atmasını bekliyoruz Tarım Bakanlığı'ndan. Zehirsiz üretmenin mümkün olduğunda
bir belgesel hazırlayarak, 16 bölümlük bir belgesel hazırladık. Çiftçilerimiz anlatıyorlar. Zehirsiz nasıl üretiyorlar? Doğa dostu yöntemlerle nasıl üretiyorlar? Bu belgeselde hem çiftçi eğitimlerinde hem bir takım tüketici farkındalık çalışmalarında YouTube'dan izlemek mümkün. Aynı zamanda hocamın da herhalde bu konuda ekleyecekleri vardır. Neler yapacağı konusunda. Hocama zaten döneceğim ama biraz önceki söylediklerinize ek olarak bir şey daha merak ediyorum. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da yasaklanan bazı pestisitler var ama Türkiye'de hala kullanılıyor dediniz. Türkiye'de yasaklı olmasına rağmen merdiven altı ya da farklı şekillerde kullanılan pestisit var mı? Ne yazık ki mesela DDT. Biz bunları duyuyoruz. DDT biliyor 80'lerde yasaklandı. Tabii DDT'nin aşırı zararları zaten bütün dünyada ortaya kondu. Türkiye'de de ortaya kondu. Türkiye'de yasaklandı. 80'li yıllardı değil mi hocam Türkiye'de yasaklanması DDT'nin? Ya, o konuda ben bir şey söyleyeyim. Tamam. Hı-hı. Ne yazık ki merdiven altı üretimler devam ediyor. Bir de şöyle bir durum var. Bir etken madde mesela önemli olan pestisitin yasaklanması değil. İçindeki etken maddenin yasaklanması. Çünkü pestisit yasaklanıyor. Aynı etken madde başka bir firma tarafından piyasaya sürülebilir. Sizin hocam galiba ekleyecek bir şey var burada. Ben bir iki konuda hem ekleme hem düzeltme yapacağım. Birincisi yasaklama zaten etken madde üzerinden yapılıyor. Hı-hı. Ve Türkiye'deki yasaklar veya izin verilenler aslında Avrupa Birliği'nde yasaklandığında Türkiye'de de yasaklanıyor. Ancak bazen bununla ilgili zaman gerekebiliyor veya bazı ürünlerde eğer ruhsatı belirli bir ürün içinse onda yasaklanıyor. Ancak başka bir ürün diyelim ki o süreçte kullanma şansı ortaya çıkabiliyor. Yani prensip olarak Avrupa Birliği'nde yasaklanan her etken madde Türkiye'de de yasaklanıyor. Ama bu aynı gün aynı saatte değil, belirli bir zaman diliminde bazen farklılık gösterebiliyor. Evet. Gibi faktörler de var mı? DDT'ye gelince yeni üretim değil ama DDT'nin yarılanma ömrü çok yüksek. Yıllarca sürüyor. Dolayısıyla bugün halen daha DDT kalıntısı çıkabiliyor ama o daha çok doğada parçalanmadan veya yarılanma ömrüne bağlı olarak bulunanlar nedeniyle çıkıyor. Yakın zamanda anne sütünde bile zaman zaman bulunabiliyor ama daha çok bu yarılanma ömrünün uzun olması. Burada şöyle bir problem var. Ben de çiftçilik yapıyorum. Oradan biliyorum İzmir'de. Öyle maddeler var ki çiftçi onları piyasada bulabiliyor. Onlar tarım zehiri olarak ya da tarımda satılan ilaçlar değil aslında. Başka şekilde o ilaçlar satılıyor ya da o ürünler satılıyor fakat onun tarımda da kullanılabileceğini bildiği için onu alıp tarımda kullanabiliyor çiftçi. Ne yazık ki tarımda yasak bu ilaçlar ama satışı serbest olabiliyor. Bu da işte o yüzden bu da evet bu da ne yazık ki evet. Bir de bir ilacın bir zehrin yasaklanması için daha doğrusu piyasadan kalkabilmesi için 20 yıllık bir prosedür süresi geçmesi gerekiyor. Yani bugün karar verilse yaklaşık 20 yıllık bir süreç geçmesi gerekiyor. Uzun bir süreç. Evet. Uygun hocam sizinle devam edelim istiyorum. Şimdi o yanıma sorma. Nerede eksik yapıyoruz, yanlış yapıyoruz, ne yapmak lazım diye ama şimdi belki bizi izleyen endüstriyel tarım tarafında, konvansiyonel tarım tarafında belki yoğun olarak işte kimyasal gübresine, pestisitine kadar kullanan üreticilerimiz ya da sektör paydaşları diyebilir ki ya tamam ama işte iklim değişiyor, zararların sayısı artıyor. Ne yapabiliriz? Eğer biz bunları kullanmazsak bu üretim heba olacak. Ondan sonra işte 2050'de yeşil devrimin hep dile getirdiği şeyler 9,5-10 milyarlık bir nüfus. Biz bu nüfusu nasıl besleyeceğiz? Verimliliğin artması lazım, üretimin artması lazım gibi argümanlar hep ön plana çıkartılıyor. Sizlerin önerdiği çözüm pestisitsiz bir üretim modeli gerçeğe yansıtıyor mu? Yani gerçekten bu şekilde biz dünyayı besleyebilir miyiz? Ya da uluslararası anlamda bu alanda çalışmalar var mı? Raporlar var mı? Bize ne diyor? Şimdi öncelikle bu mümkün. Nedenine gelince mesela sadece Türkiye'de geçerli olan bizim kanuna bağlı olarak organik üretim yapan çiftçi sayımız 70 bin. Hı hı. Ve bunun büyük çoğunluğu maalesef ihracata dönük çalışıyor. Yani iç pazarda bu ürünlerin tümünü göremiyoruz. Sadece geçen yıl 2018 yılı Avrupa Birliği'ne İhraç edilen ürün, organik sertifikalı ürün miktarı Türkiye'den 264 bin ton ve bunun
toplam değerinin de biz 500 milyon avro olduğunu hesaplıyoruz. Bunun gibi bu sadece Avrupa Birliği yönetmeliğine göre hazırlanıp Avrupa Birliği'ne ihraç edilen ürün miktarı. Bunun ötesinde organik, ben kendim de organik sertifikalı üretim yapan bir üreticiyim aynı zamanda. Bu mümkün. Bu konuda bir bilgiye ihtiyacımız var. Bilgi kaynaklarımızın Oya Hanım'ın da bahsettiği gibi ilacın bir çözüm olarak değil, bilgiye dayalı bir üretim sistemine, sürdürülebilir bir sistemi kurabileceğini bizim üreticiye öncelikle aktarmamız lazım. Bunun bir yolu bu bilginin yaygınlaşması, ikinci yolu bunun devlet politikası haline getirilip desteklenmesi. Maalesef 2019 yılındaki bu destekler azaltıcı yönde azaltıldı. Dolayısıyla organik ve iyi tarım tarafında azaltıldı. Dolayısıyla böyle bir teşvik de bir geri adım seziyoruz. Bu önemli. Bir diğer konu da bugün birçok ülkede, 183 ülkede organik tarım sertifikalı olarak yapılıyor ve ihraç ediliyor veya iç pazarında satılıyor. Yani eğer bu herkesin açlığa yol açan bir sistem olduğunu varsaysak, 183 ülke bu konuda bir çaba göstermez ki. Çok gelir düzeyi düşük olan az gelişmiş ülkelerde de bu yapılıyor. Avrupa ülkelerine baktığımızda birçok, örneğin Kuzey Avrupa ülkelerinde tarım alanlarının %20'si organik tarıma ayrılmış durumda. İç pazarı hızla gelişiyor. Ayrıca çalışmaları sordunuz. Bu konuda yapılmış çalışmalar var, modellemeler de var. Eğer bütün üretim organik olsa, belirli kıtalarda, örneğin Avrupa, Amerika, Afrika, dünyanın yeterince besleneceği, hatta Afrika'daki açlığın azalacağı yönünde bulgular var. Burada şunu da unutmamak lazım. Bir, eğer pestisiti kullanıyorsa üretici, dışa bağımlı bir girdi kullanıyor, maliyetini arttırıyor. Bu da maliyetin artışına bağlı olarak rekabet şansını. Yani olayın bir kalıntı boyutu var, bir de ekonomik boyutu var. Bunu doğru üretici düşünebilir. İkincisi, bunun uzun dönemli etkileri, örneğin herbisit kullandığında belki kısa vadede kazanıyor görünür ama toprak verimliliği düşeceği için orta ve uzun vadede üreticinin yine kaybı söz konusu. Bunun yanında üreticilerin pazara erişiminde, bugün siz de belirttiniz, tüketici artık sağlıklı, güvenilir ürün talep ediyor. Dolayısıyla bunun gelişmesi halk sağlığı açısından baktığımızda sağlık için harcanacak çok önemli milyar dolarların belki engellenmesini, azaltılmasını sağlayacak. Dolayısıyla olayın çok farklı boyutu var ama bu farklı boyutları bir arada ele alıp ve olayın sürdürülebilirliğini kesin gözetmemiz, ister üretici ister tüketici olalım, bu açıdan çok önemli. Son iki dakikaya girmişiz. Birer dakikayla yorumunuzu rica edeceğim. Mevcut şartlarda bu üretim modeli sistemi devam ederse bizi ne tür riskler bekliyor? Öncelikle sağlık riskleri bekliyor. İnsan sağlığı ve diğer canlıların sağlığı. Çok ciddi tiroid bozuklukları, hormonal bozukluklar, kanser sorunları, özellikle bebeklerde ve çocuklarda 10 kat daha fazla sağlık riskleri. Söz konusu üreme sağlığı bozuklukları ve kısırlık gibi etkileri var pestisitlerin. İkincisi, toprak sağlığı çok ciddi bozuluyor. Topraktaki mikroorganizmalar ölüyor pestisit kullanımıyla, yok oluyor ve çok ciddi bir fakirleşme ve çölleşmeye doğru gidiliyor topraklarda. Bir toprak kaybı, verimli toprak kaybına neden oluyor. Biyolojik çeşitliliğimizde çok ciddi kayıplar, arı popülasyonunda çok ciddi kayıplara neden oluyor, olacak gibi görünüyor. Onun dışında da iklim değişikliğine çok ciddi etkileri var pestisit kullanımının. Aynı zamanda verim kayıpları da söz konusu olacak gibi görünüyor. Ama dediğim gibi bunun alternatifi var ve zehirsiz sofra mümkün. Hocam sizden alacağım cümleleri. Oya Hanım gayet güzel, çok yönlü olarak ele aldı. Ben bu konuda artık tarımda rekabetin, dünya küresel rekabetin bilgiye dayalı
üretimle olduğuna inanıyorum, olacağına, mümkün olduğuna inanıyorum. Bu bilgi bir yerel bilgi. Bizim üreticimiz de kendi toprağını, çevresini çok iyi bilir. Neyi nasıl yapacağını bilir. Ama buna ilave olarak nasıl bir sistem kurması gerektiğini, bunda kritik noktalar nelerdir, çevreye nasıl bir etkisi oluyor doğal varlıklarımıza, eğer biz bunu iyi anlatabilirsek üreticimize, üreticinin bu yönde çok hızlı değişeceğine, aynı şekilde de tüketicimizin de bu konuda talep etmesi ve bilinçli, kayıpsız, israfsız üretim, tüketim zincirinin kurulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Süremizin sonuna geldik ama o son cümle çok önemli. Artık tüketicinin belki talebi üretim desenini de belirleyecek bir noktaya geliyoruz. Bugün tarımda pestisit kullanımını ve tabii ki bunun hem sürdürülebilirlik hem de gıda güvenliği açısından önemine değinmeye çalıştık, altını çizmeye çalıştık. FAO'nun açıklamaları var, raporları var, uluslararası anlamda çalışmalar var. Zaten dünyadaki tarımsal üretim aslına bakarsanız kendi kendimize yetebileceğimiz şekilde bir üretim modelimiz var. 9,5, 10,5, 11 milyar insanı da besleyebiliriz. Ama buradaki sorun adil paylaşım sorunu. Yani mevcut tarımsal üretimimizi biz adil bir şekilde paylaştıramıyoruz. Zaten açlık sorunu ya da sağlık sorunları da bu yüzden çıkıyor. Alternatif var. Şeysiz değiliz, çözümsüz değiliz. Bunları ekranlara getirmeye çalıştık sizler için. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.